14 Eylül 2024 günü Ordu'dan 4 arkadaş motorlarımızla Samsun üzerinden Bafra'ya ulaştık. Kuş cennetini gezdikten sonra o akşam kamp yapacağımız Neyzen Tevfik'in de köyü olan Kolay Köyü'ne ulaştık. Burada Derbent Baraj Gölü çevresinde çok güzel bir kamp alanında, çayır çimenlik bir yerde o akşamki istirahatimize çekildik. Kolay Köyü'ndeki kamp alanından ayrıldıktan sonra Baraj Gölü içerisinde kalmış olan, suların altında kalmış olan Batık Minare'yi, suyun üstünde kalan bir bölümünü gördükten sonra Kral Kaya mezarlarını da ziyaret ettik. Orayı da görüp bu güzel yola girdik. Bu Bafra Havza Karayolu. Şu anki görüntülerden bir öncesinde yeni dökülmüş asfalt vardı. Taşlar çok oynaktı zeminde. Burada video çekmedim. Görüntü almadık. Çünkü tehlikeli bir yoldu. Güvenli geçmemiz gerekiyordu. Önceliğimiz güvenlik. Bu sebeple yolun yeni yapılmış yerden sonrasını ancak görüntüleyebildik. Güvenliğimiz her zaman ön planda. Burada sol tarafta sanırım burası bir orman işletmenin bir odun deposu gibi bir şey. Yine sağ tarafta yolun kenarlarına yığılmış orman köylülerinin, orman belki bölge şefliğinin depoları gibi bir şey. İşte burada yine bir büyükbaş hayvan, sığırların otlatıldığı bir bölgeden geçiyoruz. Güvenliğe dikkat etmemiz lazım. Yolun bazı bölümleri var burada gördük. Ufaktan bozulmalar, çökmeler olmuş. Buraları güvenli geçmemiz gerekiyor. Açık alana çıktığımızda bakın burada motor sesleri birden yükselmeye başladı. Rüzgar da bu bölgede çoktu. Arkadaşlarımı da teker teker böyle görüntüleyerek geçiyorum. Bazı arkadaşlarımız da burada biraz heyecanlanıyor haliyle. Şimdi de onlar beni geçecek. Hem eğlenerek böyle Yaşar hocam da zafer işareti gibi bir şey yapıyor. Biz de ona selam gönderelim. Böyle hem eğleniyoruz, ufaktan kendimize atraksiyon yapıyoruz. Burada bir köy yeri işte. Görüyoruz burada. Güvenlik önemli. Bir araç geçişinde yine güvenli bir şekilde geçişi sağlıyoruz. Yol çok geniş değil, dar değil ama geniş de değil. İki araba rahat geçebilecek düzeyde. Burada bir kaz sürüsü göreceğiz sanırım. Evet. Burada, belki de ördek bilemiyorum. Ben kaz dedim ama belki de ördek. Evet, özellikle orta göbek yerleşmemiş çakıl. Tam olarak batmamış asfalta. Onun içinde kayabilir. Dikkatli olmak önemli. Onun için hızımızı düşürdük oldukça. Şu an benim ekranda 40 falan görünüyor. 40 kilometre civarında, hatta 30'a düştü. 37 görülüyor şu an. Düz yol ama yine de tedbirli gitmek gerekiyor. Biraz düzeldi burada. Düzelince ben tekrar arkadaşlarımı görüntüsünü alayım. Ve tekrar onları geçtim. Biraz sonra belki onlar beni yeniden geçecek. Evet. Murat geçiyor. Şimdi Hakan hocam geldi. Ve Yaşar hocam. Burada şimdi Yaşar hocamın bize bir sürprizi var. Evet, kanatlandık, uçuyoruz.
Yaşar hocam. Keyifli bir gezi oldu. Siz arkadaşlarıma çok çok ama çok teşekkür ederim.